Çok uzun zaman olduğunu biliyorum. İnsanlar nadiren bizim kadar dost kalabiliyorlar. O halde hissettiklerim doğru. Ne hissettiğini bilmiyorum. Manuela'nın nerede olduğunu biliyorsunuz. Neden böyle düşünüyorsun? Düşünmüyorum, eminim ve lütfen sorularıma soruyla cevap vermeyin. Çok yanılıyorsun. Bence yalan söylemek size hiç yakışmıyor. Rahipler asla yalan söylemez Mercedes. Haklısınız. Bu nedenle yüzünüzdeki karmaşayı anlayabiliyorum ya zaten. Hiç alışık değilsiniz. Ben asla yalan söylemem. Çünkü beni sürekli yönlendiren bir vicdanım var. Ama şu var. Sır saklamakla yalanı birbirine karıştırmak. Peder lütfen. Bunu Mercedes. Bilmek zorundayım. Bak Mercedes, bu yeterli değil mi sence? Hayır değil. Onu görmem lazım. Ancak o zaman rahat uyuyabilirim. Şu anda manastırda. Nasıl? Ne oldu şimdi? Nerede olduğunu öğrenmek istemiyor muydun? Oldu işte. Manastırda, rahibelerle. Hayır. Sakın korkma. Rahibe olmadı. Bundan emin olabilirsin. Olaylar onu o kadar yıpratmış ki biraz gözden kaybolmak istemiş hepsi bu. Mercedes, manastıra git ve onunla konuş. Annesi olarak ona destek olman senin en doğal hakkın. Teşekkürler. Bu onun iyiliği için. Teşekkürler. Teyze, orada heykel gibi durmuş, ne yapıyorsun? Düşünüyordum, sadece düşünüyordum. Ne düşünüyordun peki? Bu evde bir eksiklik var. Neden burada Manuela'nın tablosu yok? Aslında olanlardan ben de biraz suçluyum galiba. Aa, yapma, ben artık kendimi suçlamaktan vazgeçtim. Neden savunmaya geçtin? Hayır, yanıldın. Bir kaçış. Maalesef kızcağızı düşünmeden edemiyorum. O burada değil. Ama ona yapılan kötülük hala bu evde bir yerlerde. Teyze, lütfen. Eğer bu şekilde konuşacaksan ben giderim. Peki, tamam mı? Pekala, git. Çünkü bu şekilde konuşmaya devam edeceğim. Pekala hayatım. Sana iyi konuşmalar. Bayan Gabriela, orada ne işiniz var? Burayı görmek istiyorum. Olamaz. Neden olamaz? O kapıyı derhal açmanı istiyorum. Bay Fernando bunu kesinlikle yasak. Yalan! Bay Fernando'nun kesin emirleri var. Peki, o halde ben de Fernando'yu arayıp konuşurum. O da size kesin bir emir daha verir. Bayan Gabriela, beni zor duruma düşürmeyin. Hayır Bernardo, sizi değil, onu zor duruma sokacağım. Çünkü böyle aptalca bir şey için onu rahatsız etmek durumundayım. Bayan Gabriela. Evet. Bunu yapmayın. Peki. O halde kapıyı hemen açın. Peki.
Buyurun Bayan Gabriella. O da tamamen sizin emrinizde. Manuela. Evet. Biri seni görmeye geldi. Beni mi? Dur bekle biraz. Lütfen izin ver. Anne. Kızım. Anne. Canım. Seni. Manuela. Hayatım. Seni çok özledim. Tamam. Seni ne kadar özlediğimi bilemez. Işığı açın lütfen. Ay, şu saçmalığa bak. Ne dediniz? Bu odayı böyle muhafaza etmek büyük bir delilik bence. Üstelik... Evet. Bilemiyorum. Sanki bu odada sürekli... biri yaşıyor. Bu odayı temizlemek görevlerimden biri. Beyefendi emir verdi. Bu da hoşunuza gidiyor olmalı değil mi? Acaba bu elbisenin neden o gün bu dolaptan çıktığını açıklayabilir misiniz? Bayan Manuela onu gelip kendi almak istemişti. Çok korkuyorum. Lütfen endişelenme. Onunla yalnız kalmaktan korkuyorum. Yok, korkulacak bir şey yok Manuela. Ben hep yanındayım senin. O müzik var ya. Ben onu duyuyordum. O da öyle bir şey yok diyor. Hayal görüyormuşum. Yine de duyuyorum. Ne müziği? Duyuyordum. Şey bu, söyle bana. Isabel'in müzik kutusu. O müzikti. Korkunç bir müzik. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok geç olmasına rağmen... Fernando'yu ikna edeceğim. Bu odadan kurtulmamız şart. Burada bir uğursuzluk var. Korkunç bir şey. Bir saniye daha duramayacağım. Kalamam burada.
İlk önce bizim cesetlerimizin üstünden geçmeleri gerekecek Bayan Gabriela. Hatırlıyor musun? Ben 8 yaşındayken bunları yapmayı öğrendim. O yazı hatırlamaz mıyım hiç? Onu tamam. Tam 12 tane patik örmüştüm. Her birini hatıra olarak saklıyorum. Ciddi mi? Ne tuhaf değil mi? Tuhaf olan ne? Bunlar insanlardan daha kalıcı şeyler. Hatta aşktan bile. Bu çok doğal çünkü cansızlar. Hisleri yok. Ama bazen 1 dakikalık aşk bunlardan daha değerli. Çünkü çok çabuk yitiriliyor. Doğru. Belki de haklısın. Biliyor musun? Rahibe Hortensia ile cumartesi günü yetimhaneye gideceğiz. Bunlardan birkaçını götürmeyi düşünüyorum. Ciddi misin? Evet. Bunlar senin. Senin deyiminle bu minik şeyler tamamen sevgi dolu. Anneciğim, burada kalmak bana bir şeyler hatırlatıyor. Yetimhanede o kadar çok yoksul çocuk var ki. Şefkate ihtiyacı olan bir sürü küçük yürek. Kendi sorunlarımı unuttum bile. Kızım benim. Çok mu acı çekiyorsun? Evet anne. Canım. Neden eve gelmiyorsun? Orada birlikte pek çok olmaz sorun... anne, hayır, hayır. Yalnız kalma. Ve burası bana aşırı huzur veriyor. Çok üzgünüm anne. Tamam canım, tamam. Sana çok acı verdim. Tamam, hepsi geçti artık. Tamam. Ama seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Tabii biliyorum. Bir süre yalnız kalmak istiyorum anne. Olayları bir bir değerlendirmem gerek. Tamam. Beni anlıyorsun değil mi? Anlıyorum da. Ama kalbim bunu kabullenmekte zorlanıyor. Yine de anlıyorum. Biliyor musun? Yemek saati geldi. Bu kadar erken mi? Evet. Kurallar böyle. Peki. Tamam canım. Benim gitmem artık ya. Ağlama. Ben... Alo? 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 Rudy! Benim, Luisa! Luisa, haber var mı? Evet Rudy, Manuela'yı bulmuşlar. Bulmuşlar mı? Nereden biliyorsun, kim söyledi? Peder Jose buraya geldi. Evet, o nerede olduğunu biliyor Rudy. Ama doğal olarak bize bir şey söylemek istemedi. Asıl sen Fernando'nun nasıl olduğunu bir görsen. Aşırı umutsuz bir durumdaydı. Fernando'nun nasıl olduğu umurumda bile değil. Biliyor musun Luisa, bütün bunların tek sorumlusu o. Evet. Önemli olan benim hemen Manuela'yı bulmam. Luisa, Manuela'nın mutlaka bize ihtiyacı vardır. Küçüklüğümüzde olduğu gibi. Hastalandığımız zamanlarda odada kapalı durup birinin oyalamak için bizi çıkarmasını beklerdik. Hatırlarsın, sen de vardın. Evet Luisa, lütfen Manuela'nın bize ihtiyacı var. Hı. Luisa, Manuela'yı bir kez yalnız bıraktık, bu duruma geldi biliyor musun? Buraya girmesine nasıl izin verirsin? Isabel, onu engelleyemedim artık. Neredeyse gidip Fernando'dan izin alacaktı. Söyle, ne yapabilirdim? Ne yapacağını söyleyeyim mi?
Ne? Hasinta'yı arayacaksın. Hayır. Bu imkansız bir şey kızım, lütfen. Eğer biri onu burada görürse her şeyin sonu olur, biliyorsun. O kadın çok tehlikeli. Hayır. Lütfen Isabel, olmaz. Rica ediyorum, lütfen. Söylediklerimi yapacaksın Bernardo. Hasinta'yı buraya getireceksin. O işini çok iyi biliyor. Gabriela'dan kurtulmak onun için çocuk oyuncağı olacaktır. Bu gece o kadının bir eşyasını almaya bak. Hasinta'nın buna ihtiyacı olacak. Bu çok kolay olacak, göreceksin. Sen bile inanamayacaksın. Her şeyi mantıklı bir şekilde yürütürsek... bir hafta içinde yeni olayları gözleriz. Alır mısın? Hayır, teşekkürler canım. Antonio, buraya gel. Yanıma yaklaş. Uzun süredir böyle baş başa kalamadık. Hayatımızı biraz yavaşlatmalıyız, öyle değil mi? Biz mi? Evet canım. Daha doğrusu benim yavaşlatmam gerekiyor galiba, ama bakanlığı bilirsin işte, tam bir faaliyet merkezi. Aslında tam tersini yapman gerekmez mi? İnsanlar benden çok şey bekliyor. İnsanlar mı? Hı hı. Bunu kendin istemedin mi? Politikaya atılmak idealindi. Şikayet etme. Derhal konuyu değiştirmek zorundayız Antonio. Seninle bunları tartışmak niyetinde değilim canım. Sadece bir şakaydı. Bir tane daha. Ne zamandır kontrol altındayım? Seni tanıdığımdan beri. Senin gibi yakışıklı bir erkeğin kontrol edilme hakkı da olsun bence. Aklıma gelmişken burada bir küpe buldun mu canım? Küpe mi? Evet. Onu burada unuttuğumdan çok çok eminim. Gerçekten eminim. Masanın üstüne koymuştum. Hayır Amanda, yanılıyorsun. Burada... küpe falan görmedim ben. Öyle mi? Onu... benim kullanmadığıma... emin olabilirsin hayatım. Vay, ne güzel bir gece. Bunu görmelisin. Böyle bir ayda bütün insanlar mutlu olabilir. Bunu gözlemeyi çok isterdim. Bugün çok dramatik bir gün geçirdim. Yardım eder misin? Gecenin güzelliğini görmeliyiz. Haklısın hayatım. Herkesin bu güzellik karşısında mutlu olması gerekir. Acaba karım burada mı? Tekrar soruyorum, karım burada mı? Adı Manuela. Manuela Salinas. Onu bulmam lazım. Lütfen bana yardım edin. Sorunuz beni şaşırttı. Lütfen rahibe, bana cevap verin. Karınızın burada olabileceği nereden aklınıza geldi acaba?
Burası otel değil, bir manastır. Sizi anlayamıyorum efendim. Haklısınız ama buna inanmak zorundasınız. Bu her ikimiz için de çok önemli bir konu. Çünkü Manuela iyi değil. Rahibe, ne yazık ki bazı sinirsel rahatsızlıkları var. Ruhsal sorunlar yani. Zamanında bulunması gerek. Onun hemen tedavi olması şart. Üzgünüm ama Bay... Salinas, Fernando Salinas. Çok çok üzgünüm Bay Salinas. O burada. Kim? Kocan. Kocan mı? Evet, kocan. Şey, onu görmedim ama duydum. Hortense teyzemle konuşuyordu. Ama olamaz. Ne demek olamaz? Adı Fernando değil mi? Fernando Salinas. Evet. Aman Allah'ım. Alçak sesle konuş, seni duyabilir. Beni götürmek isteyecek. Manuela, sakin ol. Kimse seni buradan zorla götüremez. Evet, korkma. Beni tımarhaneye götürmek istiyor. Hayır Manuela, sakin ol. Merak etme, teyzem buna asla izin vermeyecektir. Burada olduğumu nereden öğrenmiş? Bilmiyorum. Allah'ım, kimseye güvenemiyorum. Hayır canım, güvenebilirsin. Bana ve teyzeme güvenebilirsin. Zaten şu anda ona burada olmadığını söylüyor. Merak etme, pes etmez o. İnanamıyorum. Manuela, lütfen. Antikacı olmak zor mu? Yok, hayır, zor değil. Uzmanlık istiyor. Eğer çok seversen zor gelmiyor. Peki bu eski şeylerde dikkatini çeken nedir? Söylediğin gibi işte, tamamen eski olmaları. Hepsi için bir hikaye düşünüyorum. Eski sahiplerini, hangi ellerden niye geçtiklerini, kullanım amaçlarını, kullanım tarihlerini. Bak. Mesela bu parça... Evet. Bu bir reprodüksiyon. Ama çok değerli bir reprodüksiyon. Geçmişi çok önemli. Büyük olasılıkla... bir İtalyan... göçmen kadını onu... buraya getirmiş olmalı. Bu kadın çok dua etmiş olmalı. Ve de... üzüntülü günleri hiç atlatamamış. Ve bir gün bu kadın ölmüş. Çocukları bunu çok ucuza satmışlar. Ne acı değil mi? Ben satmazdım. Mecbur kalsam bile. Onu satmazdım. Çünkü çok güzel bir parça. Öyle değil mi? Değerli bir hatıra. Hikayen beni çok duygulandırdı. Neden? Bilmiyorum. Annemle babamın hikayesini hatırlattı. Fakir İtalyanlar. Biraz da Corrado amcamınkini. Buraya gemiyle gelmiş. Tabii yeni topraklara alışması zor olmuş. Ama alışmış. Harika bir aile kurmuş. Dağınık bir aile. Vatandan uzak bir aile. O bir melek gibiydi. Antikacı olmak işte bu yüzden hoşuma gidiyor. Çünkü genelde hiç hissetmediğimiz ve düşünemediğimiz şeyleri hissetmemize yardımcı oluyor. Hayal gücü. Dur. Buna ne dersin? Nasıl bir hikaye yazardın? Nereden buldun bunu? Neden? Bu çok pahalı bir küpe Mariana. Nasıl?
Bu bir servet eder. Nereden buldun bunu? Bana hediye edildi. Kartların ne diyor? Kartlarıma göre teyzelerine selam vermeyen yeğenlerin burunları sürekli uzarmış. Öyle değil mi? Bu Pinokyo'nun kötü bir versiyonu oldu bence. Merhaba Tonton teyze. Merhaba benim açık sözlü kızım. Bak cidden çok endişeliyim. Falında neler çıktı teyze söyle. Bizi Manuela'ya ve mücevherlere götürebilir mi acaba? Falın Manuela'yla mücevherlerin ayrı yerlerde olduğunu söylüyor kızım. Anlıyor musun? Lütfen yapma. Manuela'yı savunmakta hala ısrar mı ediyorsun? Teresa yapma senin lütfen. Senin onu sevdiğin kadar ben de seviyorum ama onu sürekli savunmuyorum. Lütfen Teresa lütfen. Manuela Isabel'in mücevherlerini götürmedi. Allah'ım. Bu evde olan tuhaf şeylerden o sorumlu değil. Ve bundan kesinlikle eminim canım. Adım gibi. Görmeye gittin mi? Evet. Parayı verdin peki? Lütfen Isabel, sakin ol. O mücevherleri satmak hiç kolay değil. Zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Niçin zaman? O mücevherlere tek alıcı bulunmaması için hiçbir neden yok. Her zamanki gibi her şeyi mahvediyorsun. Kızım lütfen haksızlık etme. Senin her istediğini yapıyorum. Senin için en iyi olanı diliyorum. O paraya ihtiyacım var. Bernardo ona ihtiyacım var. Ameliyat olmam lazım anlıyor musun? Artık dayanamıyorum. Kızım benim. Dayanamıyorum. Kızım. Kızım benim. O parayı bul ve beni rahat bırak. Hanımefendi! Hanımefendi! Ne var Carlota? Sizi arıyorlar. Kim? Bay Fernando Salinas. Neden geldiniz buraya? Dinlemenizi istiyorum. Acaba nerede olduğunu biliyor musunuz? Saflığınıza çok şaşırdım. Hakkında bir şey bilsem size söyleyeceğimi mi sanıyordunuz? Yanıldınız. Sizden uzak durması için yalan bile söylerim. Zaten bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen biraz anlayış gösterin. Kızınız hiç iyi değil. Suç sizin. Lütfen bana saldırmaktan vazgeçin. Manuela'nın bir tedaviye ihtiyacı var. Onun bir şeye ihtiyacı varsa o da eskisi gibi mutlu olabilmek. Sizden uzak durmalı. Eskiden çok mutluydu. Sanırım sizi ikna edemeyeceğim. Sizden bir şey rica ediyorum. Eğer herhangi bir şey öğrenirseniz bana lütfen haber verin. Siz hayatımda gördüğüm en egoist insansınız. Manuela ile evlendiniz. Çünkü eski karınıza tıpatıp benziyordu. Ve bunu saklamaya bile çalışmadınız. İnsanlığınızdan şüpheleniyorum.